Sevgili izleyiciler, podyumun açılışını yapıyor. Özden Ceroğlu podyum. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun böyle süper rahat? Nereye gidiyorum? Rahatlayayım dedim artık, topukları çıkartayım akşam akşam. DJ'yim ya ben hani hep. Ha. İşte fotoğraf çekimimiz var. Böyle en iyi DJ'lerin olduğu. Hı. Öyle fotoğraf çekimine gidiyorum. Peki gel bakalım. Herkes duydu mu? Güzel. Tuğçe. İnanılmaz serin gözüküyor. Yani renk çok iyi olmuş, birbirine kombine etmişsin. Ben çok beğendim. Biraz daha iddialı olabilirdi fotoğraf çekimi için belki. Senin hep böyle gülgüller, bir şeylerin oluyor ama aldığın aksesuarları da beğendim. Ayakkabına bayıldım. Senlik bir şey yani, senlik bu. Beğendim, iyi gözüküyorsun. Teşekkürler Tuğçe. Ezgi. Zaten arkada da gördüğümde söyledim. Bu sensin diye. Çok çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ayşenur. Hani DJ'ler böyle gece falan çalarlar ya mekanlarda. Bu çok günlük bir kombin olmuş. Kulaklığın ve ayakkabıların çok hoş ama tulumunla içindeki bluz yerine daha böyle geceye uyabilecek tarzda daha enerjik bir şeyler seçebilirdin. Sanırım sen sadece gece dışarıya çıkmışsın, gece DJ'ler görmüşsün. Festivallerde falan... Festival DJ'yi diye o zaman ekleseydin keşke. Çok ben DJ deyince, hayır DJ deyince akla gelen şey gece mekanlarda çalan DJ'ler olur. Seninki başka bir DJ'lik o zaman yani, farklı bir şey. Bunun adı ne, başka bir isim var mı? Hayır, o zaman saat söyleyebilirdin ya da hani festival DJ diyebilirdin. Saat sorarsanız söylerdim hani mevsimde falan diye. Hayır, burada choice'lar, şıklar yapıyoruz ya. Bunda sorun yaratılacak bir şey yok, festival DJ vesaire diyebilirdin. Sadece hayır, bu günlük bir kombin. Söylediğin şey saçma geldi, ben bunu açıklık getirmek istedim Ayşe Nurcuğum. Yok, saçma değil. Kime göre, neye göre değişilir, tartışılır tabii. Ayşegül. Ben de renkli şeyler kullanmanı sevdim. Sadece tulum sana biraz bol gibi. Bu kadar. Peki. Çiğdem, son yorumda senden aldım. Çok tatlı şeker görünüyorsun. Ben beğendim. Çok ay, sevimli teşekkür görünüyorsun. Teşekkür ederim Çiğdemciğim. Beğenemez miyim? Hayır, öyle teşekkür ederim. Öyle bir kural mı var? Senin şeyinle... Böyle... Senin hareketin. Sen beğenince ben bir şaşırdım o yüzden. Çok mutlu oldum senin beğenmene. Ay kötü bir şey demedim, niye bozuluyor? Yok tamam da ay mutlu mu oldun gerçekten? Alışkın değil, bünye evet. Reaksiyon gösteriyor şu an. Beğenilmeye alışığım da senin beğenmene alışık değilim o yüzden. Alıştı Özden'den, güzel bir cevap yine. Güzel bir cevap, kötü bir şey söylemedim. İşte siz beni sana anlayamadığınız için böyle yorumluyorsunuz. Güzel olunca, beğenince, bana nasıl geliniyorsa öyle geldiğimi söylemiştim ben. Şu anda hiçbir problem yok. Gayet güzel. Tamam, ben de problem olduğunu söylemiyorum. Cevap verdim işte. Ayrıca kıyafetinde beni rahatsız eden hiçbir şey yok. Olsa zaten söylüyorum. Güzele çok güzel deriz yani. Peki. Hazır mısın Özden? Hazırım. Geçebilirsin. Bol şans. Özden Ceroğlu. Ayakkabı 502 TL, tişört 40 TL, tulum 50 TL, çanta 50 TL. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Bak sen. Numara mı yapmışım? Senden böyle bir şey tabii ki beklerdim ben. Şaşırmadım. Ya. Yani Zenube yapsaydı şaşırırdım. Şaşırmak Zenube, istiyoruz. Zaten. Sen böyle gelseydin ne olurdu? Ay. Ama ben öyle giyiniyorum dışarıda. Biz görmedik güzelim. Bilmiyorum buraya yani, hani podyuma daha çok yani giydin de biz mi görmedik? Ha? Sarı da sana yakışır bilirsin. Ay, tamam. Ay gül bir kere gül. Oh. Sen busun işte. Sen aslında sen çok vizyonlu bir kızsın. Ben seni bir beğenirim. Bakış açılarını zaman zaman tabii böyle moda konusunda falan ironilerinle. Ama çok ağlıyorsun. Her gece ya. Ve her akşam buradan çıkarken seni ağlarken ağlayarak görüyorum. Ağlayarak açılış yapmasak ağlayabilirim. Bu ara böyle.
Niye burada ağlıyorsun? Enerjik olmaya çalışıyorum. Niye ağlıyorsun? Anam bir derdin mi var? Ya. Sen de benim gibi, senin adın da Leyla mı bugünlerde? Ben Leyla Su. Leyla Su. Ben de Türkan Su. Evet, çok beğendim. Çok hoş. Gittiğin yer, çaldığın mekan neresi bilmiyorum. Bodrum tarafları mı, Taksim tarafları mı? Ben bir DJ'im, fotoğraf çekimimiz var. Öyle tarz DJ'lerim falan oldu. Onu zaten biliyorum, fotoğraf çekimine gittiğinde kulağım duyuyor yavrum. Belki şey, pardon duymadınız sandım. Karaköy'de böyle grafitilerin önünde falan olabilir. Ama yani zıplama, tamam. Çok çocuksu da olma. Evet canım, şimdi gelelim fiyata. İvana yanımda mı? Bebeğim, Leyla mı yoksa Nurella mı? Leyla. Okey. Bütün hafta Leyla olacağız. Bir dakika dur bakayım İvanacığım. Şeyi göremiyorum ben ya. Özlemi, özlemi, özlem. Bak şimdi burada. Ver. Ayakkabı biraz pahalı. Ama o ayakkabı tabii doğal olarak. Tabii ki. İndirimi var mı onların? Var ama hani 390 küsüre falan geliyor sanırım ya da neticede 640 liraya, 650 liraya bu kombini yapmışsın. 40 50 50 bravo yani. 50 liraya oturdum, harika. Çok teşekkürler. Beğendim seni. Yani umut vaat ediyorsun. Ya. Çok umut vaat çok ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok aramız sevindim. Bozulmasın. Maviler de yok, çiçekler de önüme koyamam ama daha değişik bir şey geliyor. Olsun, kavga ederken bile aramıza çiçek koyuyoruz. Biz. Vallahi bilmiyorum yani ne olacak. Bilemiyorum. 7 diyorum. Teşekkürler. Ben ne diyeceğim, ne diyeceğim? Ne diyeceksiniz? Evet, ayakkabı farklı. En tarz parça üzerindeki şu anda o işte. Eğer böyle bir şey, komik bir şey yapmak istiyorsun, espri yapmak istiyorsan, evet, ben de hayatta giyemem. Çekimde bile giyemem. Ama üzerindeki kot tülüm çok klasik aldı bunun altında. Ben orada kot pantolon görmek istemezdim. Değişik böyle çarap, kesilmiş bir şey, ne bileyim, fileler bir şey, değişik bir şey görmek isterdim. O tülüm gereksiz bir şey. Ya üzerine kısa olursa belki daha iyi olurdu. Short olarak. Çünkü bu parçalar böyle bir düz duruyor ki. O bütün o espriye biter, bitmiş yani. Sıkıcı geldi bana. Ya. Taktın şeyini, sarı olanları okey. O da uyum olarak espri. Ama başka renk olsa çok daha iyi olurdu. Daha neşeli olmalısın. Anlatabilir burada miyim? Tüyler, kemikler de leoparlar falan var. Çok karıştırmak istemedim. Pembe olsa, mor da olsa, bir şey olsa daha iyi olurdu. Çok daha neşeli olmalabilirdin. Çünkü hem böyle bir karakter olarak zıplıyorsun, hopluyorsun. Biraz sıkıcı buldum ben. Peki. Yani bir ayakkabından yüzünden çok fazla ben ya böyle bir heyecanlamıyorum. Tamam, daha sonra heyecanlandırayım sizi o zaman. Şeyler varsa bile. Sen dün hakikaten çok iyiydin. Ama bugün çok fazla bir şey söylemem. Teşekkür ederim. 5 veriyorum. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu salopedinin şeyinin öbür tarafını da düşürür müsün? Tabii. Diğer şeyi de tak. Takayım mı bunu da? Çevir. Gözlüğünü al oradan. Bilmiyor. Tebrikler arkadaşım. Yani madem DJ'sin, madem çekimin var. Hah, tak onu da. Bir marjinal bir şey beklerim. Böyle marjinal, daha marjinal oldu. Bir de keşke saçını şöyle yarısını tepeden toplasaydın. Daha bir sevimli olur. Hatta oraya bir kemik bile koyabilirdin. Onu düşündüm de bulamadım. Yani hani son anda aklıma gelen bir şeydi. Ayakkabıdan da çıkarmak istemedim. Dengesi bozulmasın diye. Güzel, yani konseptine uygun. Ayakkabın 540 mı? Kaç? 502. Nerede? Ha, 502. Aha. Evet, o çok önemli bir tasarımcının bir markaya yaptığı ayakkabı. Özel bir koleksiyon. Ama diğerleri çok ucuz olduğu için dengelemişsin. Öyle astronomik bir bütçe yok. 6 veriyorum. Teşekkür ederim Kemal Bey. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz ve Özden'i yerine alıyoruz. Teşekkürler.
bir eksiklik hissediyor musunuz? Evet. İki eksiklik hissediyoruz. İki eksiğimiz var. Ve merak ediyoruz. İkizlerimiz burada değiller. Nurcan burada. Hemen onu alalım. Aycan'la ilgili neden aramızda değil şu anda bilgi alacak. Alabilir mi seni Nurcan'cığım? Gelebilirsin. İstersen evet, yerine geç. Tamam. Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda. Evet. Aycan nerede? Kardeşim buraya gelirken rahatsızdı zaten. Hastaneye gitmek zorunda kaldık. Şu an hastanede. Geçmiş ben olsun. Ben o yüzden tek geldim. Önemli bir şey mi? Yok, toparlanır ama gripal şu an... Gripal bir şey mi? Nasıl? Yorgunluktan mı? İkisi birden. Yani midesi bulanıyor. Çok geçmiş olsun. Önemli bir şey var mı diye merak ediyoruz, o yüzden soruyorum. Toparlanır, gün içinde toparlanır. Peki, çok geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, teşekkür ederim. Olacaksın. Çok sağ ol, teşekkürler. Peki, ve bir sonraki yarışmacımızla devam edelim. Çiğdem Çelik podyumda. Merhaba. Çiğdem, bu podyumda ilk yürüdüğün günle bugün arasındaki farkı kendin hissedebiliyor musun? Evet. Bir havalar, bir edalar, utanmıyorum, bir şeyler oldu biraz sana. Daha dışarıda yürürken. Da böyle misin? Böyle dışarıda daha fazlayım. Ha. Burada biraz çekiniyordum ben. Onu sonra yavaş neden yavaş yalnızım? Nasıl yaklaştınlar sana? Atmaya çalıştım üzerimden. Yavaş yavaş gidiyor herhalde. Hı. Bir de dans ederken olsa, hani konseptlerimiz olur da ben kalırsam. Heh. Bir de onu atarsam üzerimden tamam. Ama sonunda bir atmıştın. Daha ne kadar atacağım? Yani biraz daha atmam benim lazım. Benim diyen dans edemezdi yani. Nereye gidiyorsun? Ben partiye gidiyorum. Biraz marjinal olan bir parti. Marjinal yani derken? Yani... bir sürü gruptan arkadaşlarımın olduğu, değişik arkadaşlarım. Marjinal arkadaşlar mı? Marjinal. Çevren, yani çevren mi değişti, ne yaptın? Yok, hayır, değişmiyor. Çok da gitmem aslında ama arkadaşlarım var, severim. Tamam, onlarla peki böyle eğleneceğiz. Şimdi bu marjinali çok kullanıyorsunuz da marjinal içeriği tabii ki çok geniş. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Böyle uçuk uçuk olabilir. Yorumu açık olduğu için sordum özellikle. Yuşa. Akşam. Kim Kardashian? Çok benzettim. Yani benim hiç tarzım değil ama Çiğdem, hani vücut yapından mı ne? Yani güzel, havalı, dikkat çekici duruyorsun. Ben boynunda mı bir deriler, bir şeyler bağlantılı ya da kolunu da uzun kollu, kapşonlu bir şey isterdim. Hani o kapşonun da olsaydı üstünde. Onu çıkartıp içinden böyle bir dekolteli bir şey çıksın isterdim. Sadece yeleğinin uzun kollu ve kapşonlu olmasını isterdim. Ama genel havan böyle güzelsin. Maria. Aslında ben de genel bakıldığı zaman hoş duruyorsun ama şuradaki detay sanki çantam varmış gibi gözüküyor. Bu kolye yanında aslında, ben bunu istediğim gibi bağlayabilirim. Zincirli bir çantam var, iki tane çantam varmış gibi duruyor. Aa, pardon. Onu... Aslında bu kolye de ben yanlış taktım. Tamam. Çok fazla detay var, ayakkabıların çok detaylı, üzerindeki şey dede. Yani sen çok güzel taşıyorsun kıyafetlere. Bir de üzerindeki şey biraz daha uzun olsaydı daha güzel olurdu bence. Ayşenur. Sadece tülü birazcık daha uzun olsun isterdim. Ayakkabıların çok güzel, çok hoşuma gitti. Şortun, büstiyerin üstündeki tülle tamamlamışsın. Kolyeni de öyle yapman da hoşuma gitti. Sadece saçını sanki birazcık at kuyruğu falan sıkı bir şey olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Nihal. Ben burada deri kombin yapılmayacağını öğrenmiştim. Bunun da o yüzden doğru olduğunu düşünmüyorum. Çantan deri, ayakkabıların deri, üst alt deri. Süet denedim aslında ama siyahları çok ayrı durdu. Böyle bir sürü siyah karıştı sanki o zaman da. Büstiyer mi, crop top mı deniliyor o üstündekini? Onu çok beğendim. Onu keşke başka bir şeyle kombinleseydin. Bu kadar. Gizem. Karşıdan bakıldığında güzel bir bayan var karşımda.
Ayakkabılarını hiç sevemedim çünkü ben platform sevmiyorum. Ben hiç sevmiyorum. Ama 3 gündür giyiyorsun, bugün de giymişsin ki burada zaten üzerindeki kısa kalmış ayakkabına göre. Ondan sonra ve bence boyunu falan uzatmak için de giyiniyorsun ya. İhtiyacın yok zaten, hani vücudun güzel. Platforma güzel. Bence biz ihtiyacın yok. Biz bunları çok yok. Konuştuk. Benim boy kompleksim yok. Var demedim ki. Burada bunları da giymek istiyorum. Yani değişik olsun diye. Bu ben Çiğden fikrimi söylüyorum ama tabii ki sen istediğini giyebilirsin. Yok, saygı duyuyorum tabii ki. Kesin. Ben de zaten boy kompleksinizin olmamasından yanayım. Çünkü diyorum ki hani vücudun güzel, onunla kapatıyorsun zaten. Giydiğin yakışıyor her neyse. Bana evet güzel ama çok açık geldi. Yani buran açık, buran açık, bacakların açık, kollar da dışta. Üzerindeki güzel bir parça. Ama bilmiyorum, o açıklık biraz daha kapanabilirdi. İçten az bir şey görünebilirdi gibi bir şey düşünüyorum. Yani ben o kadar açıklığı sevmedim açıkçası. Böyle mi? Belki evet. Böyle daha güzel oldu şu an. Ona jüri söylesin. Hani ben o kadar açıklığı sevmedim. Ama 3 gündür klasik geldiğim için hangisi senin tarzın onu da bilmiyorum. Hani bu mu sensin, klasik Çiğden mi? Daha önceki tarzını bilmediğim için hangisi sensin bilmiyorum. Ana fikir vamp. Oradan vamp. Yola çıkarttık. Özden. Çiğden, değişiklik yapmanı ben seni sevdim aslında. Üzerindeki şifon birazcık hani daha çok kumaştan bir şey olabilirdi. Boyu çok kısa kalmış, yanlış bir boy o zaten. Fila olsa daha güzel dururdu. Ben siyah şeylerde yuvarlak hatlı şeyleri çok fazla sevmiyorum. Küpelerin üçgen, yıldız ya da hani başka bir şey olsaydı, daha sivri hatlı bir şey olsa daha güzel olurdu. Saçın makyajın güzel olmuş. Yani bir şey yapmaya çalışmışsın, anladım ben onu. Çok fazla yapıldı bu podyumda. Sende olduğu için değişik duruyor. Başkasında görsem hiç beğenmezdim. Hazır mısın Çiğden? Hazırım. Geçebilirsin. Çiğdem Çelik. Takı 30 TL, şort 70 TL, body 50 TL, yelek 50 TL, ayakkabı 130 TL, çanta 200 TL. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum. Nasılsın bugün? İyi hissediyorum kendimi. Moral olarak iyiyim. Seni biraz gergin gördüm bugün. Bilmiyorum neden ama bir şey var gibi geliyor bana. Ya özel bir şey yok. Yani öyle. Ekstra bir durum yok. Ekstra her zamanki durum. Hallerimiz var sadece. 500 TL üzerindeki bir kombin yaptın. 500 TL üzerindeki bir kombin yaptın. Parçalar tek tek kullanışlı bir parça, güzel bir parça ama bir arada çok fazla buldum. Çok fazla vamp buldum seni. Evet, parti olabilir, şey olabilir ama ben şifon ve deri bir arada kullanmak sevmem. Hı-hı. Çok ince kalıyor. Daha tok kumaşlı bir ceket, bir şey giyebilirdin. Dantil bile çok daha kalın, dantil daha iyi olurdu. Şifonun zaten para olarak bakıyorum. Onda hiç para ne kadar verdim bilmiyorum ama burada yazıyor Çiğdem. Çok pahalı şeyler giymiyorum evet, ben. Evet, 30. Onu o da şey yelek mi? Yelek olarak. Yani şu bilemedim onu. Para yok diye olarak. Keşke giymeseydin. Ama tekrar dediğim gibi hem de göbek, hem de kollar, hem de dekolte, hem bacak, hem de bu kadar topuk ve dikkat çekici ayakkabı giymek fazla bana. Çok bump fazla buradayım. Evet. Ben buradayım. Bütün arkadaşlar beni baksın. Ha, bunu kapatabilirsin. Kapatın olabilir mi? Yani eğer değişmeyebilir ama o göbeğin kısım kapatırsan çok çok daha iyi oluyor. Tabii ki tekrar istediğin gibi olmadı. Keşke bir güzel bir ceket giyseydin üstünde. Boyfriend ceket daha iyi olurdu. 5 veriyorum sana. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Marjinal partiye mi gidiyorum dedin? Biraz, evet. Böyle. Biraz. Nasıl oluyor biraz marjinal parti? Yani çok böyle hanım hanımcık olmuyor. Hiç gittin mi marjinal partiye? Arkadaşlarım var. Gittin mi? Gitmedim. Belli. Çok önce gitmiştim ama o zaman eşofmanla gitmiştim ben. Marjinal dediğin zaten o kadar geniş bir kavram ki. Marjinal bunun neresinde ben çözemedim. Sen kendine göre
kendi tarzının dışında bir şey giyindiğin ama zaman marjinal olunmuyor. Etekli metekli. Biliyorum. O yüzden. Bu senin tarzının dışında bir styling ama marjinal değil. Yatla. Daha rocker olabilir. Ama o ayakkabılarla da olmaz. O boynundan geçirdiğin şey ne? Kemer mi o? Kemer. Akole. Yani öyle olsa daha başarılı. Başarılıydı. O çanta zaten o styling'in çantası değil. Parçaların evet makul fiyatlar. Değişik bir şey yapmışsın, denemişsin. Takdir ediyorum. Makyajını çok beğendim. Ama seni marjinal bulmadım ben. Sen öyle dedin diye, yoksa güzel şıksın. Tamam. Teşekkür ederim. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum. Ben senin yerinde olsaydım, o şifonun yerine bir erkek gömleği giyerdim. Bildiğim böyle erkek gömleği beyaz. Şöyle iki düğmesini falan kapatırdım. Veya açardım. Altıma da bir botlar çekerdim. İşte o zaman olurdun yani. Ama arkadaşlarım da benim söyleyeceklerimi söylediler. O kafayı koparıp Kim Kardashian'a koysak yani. Evet. Çok ucuz şeyler. Hı hı. Sen zaten ucuzu. Ben sende diz altı elbiselere bayılıyorum. Bu sene giymemeye çalışıyorum aslında. Ben onda çok zorlanıyorum. Ben dışarı çıktığımda genelde o tarz giyiniyorum. Bunu deneme. Deneme Habibim. Ya da deneyeceksin de maskülen hali. Ay bu çerçeveler ne ağır. Ay. Teşekkür ediyorum. Beş. Peki teşekkür ederim. Çiğdemciğim seni yerine alıyorum.